Neymiş? Yani dedi, ey enne sabral hakikiye, gerçek sabır nedir? Yekûne olur. Vaktel gazabi, gazap vaktinde olur. Ev veya el musibette, yani evil musibetin mübaşereten, yani musibet vaktinde. Ev deyince bunu en vaktel musibeti şeklinde, musibet vaktinde. Yani musibetin hemen o anda mübaşereten, o andaki, yani hemen aralıksız. Mübaşere demek ne demek? Müttasıl demek. Yani o anda gösterilendir gerçek sabır. Dedik, şimdi bu metni şöyle bir gözden geçirdik. Tabi buna göre bu aşağıdaki doğrular, yanlışları, tıklamaları yaparız. El-Müslimune. Evet, bu demin çözemediğim bir şey var, o da emes. Bir emessil haceti. Emes. Ben burada tabi cümlenin akışına göre ihtiyacın zirvesindedirler şeklinde bir siyak ve sibakından böyle bir anlam verdim buna. İlel iltizami bi ahlakil İslam. İslam ahlakını iltizam etmeye, yani ona tamamen bağlanmaya en yüksek ihtiyaç tadırlar. Yani ihtiyacın zirvesindedirler dedim. Doğru mu? Doğru. El ahlakul hasenetü, güzel ahlak, yelleti o şeydir ki tüessiru fi sahibiha vahde. Ne yapar? Müessirdir, etkilidir. Sadece kendisini yapana, yani ona sahip olana. Öyle mi? Hayır, güzel ahlak sadece güzel ahlak olanla sınırlı kalmaz. Güzel ahlaklı ise bir insan bunun çevresinde de yansımasını görür. Onun için ikinci cümleye, B cümlesine yanlış demek daha uygun düşer. Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem huvel üsvetül hasenetül müslimin, doğrudur değil mi? Bakın ilk cümle zaten bunu gösteriyor. Huvel kulvetül hasenetül müslimin, aynı anlama geliyor demiştik. Es-sabrul hakiki sabır yekûnü olur. Ba'de eyyâmin minel musibeti. Yani musibet vaktinden, musibetten günler sonra olur. Hayır, gerçek sabır musibet vaktinde mübaşireten olan sabırdır yani. Peki efendim, bu alıştırmaları bu şekilde yaparız. Yani dört tane de peygamberimizin ahlakından örnek aşağıya istiyor bizden. Parçada geçen. Oradan hemen zaten onları aşağıya geçiriverirsiniz. Orada saymıştı. Ne demişti mesela? Kâne hulukuhu el-Kur'an. Bundan sonraki kısım yazılabilir. Kâne sadıkan, eminen, muhlisan. Sadece bu cümlede zaten dört tane geçiyor bakın. Sadık, emin, muhlis ve zayıfa yardım eder. Devam ediyor. Ve yükrimü zayıfe ve misafire ikram eder. Ve yuhsinu ilennâs. Beşinci ve altıncısında isterseniz bunları da ilave edebilirsiniz. Dört tane istiyor ama. Daha da tabii ki fazla ama burada birkaç örnek sayıldı. Şimdi bize burada aslında kavaide baktığımız zaman metnimizde gördüğümüz veya görmediğimiz bazı kâne ve kardeşleri vardı. Bunlar ismini ref haberini nasip ediyordu. Bunları gördük metnimizde. Kâne hulukuhu el-Kur'âne dedik. Kâne huve sadikan dedik. Bakın ismini ref haberini nasip ediyor. Ref alameti dammedir. Müfrette nasb alameti fethadır şeklinde görüyorsunuz. Ama inne enneke enne lakinne leyte le alle dediğimiz bir de şeyler var. İnne ve kardeşler var. Bunlardan le alle'yi gösterdi burada. Leyte'yi gösterdi. Aşağıda kırmızıyla belirtilmiş kaidelerde görüyorsunuz. Le annen nasra mütehakkikun. Kâle Allahu Azze ve Celle lealle sa'ate karibun. Tabi burada bir farklılık var. Kâne ve kardeşlerinde ismini
ref haberinin nasbedildiğini görüyoruz. İnne ve kardeşlerinden olan bu Lealle de ne gördünüz bakın ismini nasb haberini ref etmiş. İsmini nasb etmiş. Leallen nasra mütehakkikun. Yani umulur ki zafer gerçekleşir gibi bir anlam çıkıyor değil mi? Yani lealle, leyte, lealle bunlar böyle bir umma anlamı veriyor. Lealle saati garibun. Keşke gibi bir anlam mesela. Keşke kıyamet yakın olsa mı saat derken. Leytel müslimine bakın şimdi çoğulda nasb alameti neymiş? Yeğenun. El müslimüneyi el müslimine yaptı şimdi leyte. Nasb etti. Müdrikune. Haberde ref. Müdrikune. Ref alameti. Müdrikune vavunun nasb edilince müzekker çoğul ne oluyor? Yeğenun'da nasb ediliyor. Böyle bir örnek cümle. Leytel müslimine keşke Müslümanlar idrak ediyor olsalardı. Ennel birra ki iyilik yecme'u mehasinnel ahlaki. Ahlakın güzelliklerini toplar. Evet, Müslümanlar keşke ahlak güzelliklerini yani iyiliğin, ahlakın güzelliklerini topluyor olduğunu idrak etmiş olsalardı. Leytel müctemaa keşke toplum yenhedu ve yezdehiru. Ne anlama geliyor? İşte keşke kalkınsa ve gelişse gibi. Veya umulur ki kalkınır ve gelişir diyebiliriz. Tedaat el ümemü alel müslimin lakinnel hakka müntesirun fin nihaye. Milletler ne yapar?